Türkiye'nin içinde bulunduğu gerek e, politik yapılanma, gerek ekonomik yoksunluklar, gerek sıkıntılar ve 22 yıllık verilmiş olduğu onların da yemi tırnak içerisinde metal yorgunluk artık değişim şart ötekleştirilen toplum olarak Alevi toplumunun e, yaklaşması gereken kerhen de olsa e, istemesek bile e, millet ittifakının Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik değil bu sözüm. E, ittifakın kendi ana ayaklarına yönelik olduğu için söylüyorum bunu. Biz e, Sayın Kılıçdaroğlu babında desteklemek zorundayız. Desteklemek zorundayız. Başka alternatifimiz yok çünkü. E, yoksa artık Türkiye'nin gittiği yer karanlık bir bölgeye gidiyoruz. Karanlığa doğru gidiyoruz. milattan önce 500'lü, 600'lü belki millet öncesine gitmeye çalışıyoruz. Götürülmeye çalışıyoruz. Vahabi anlayışına sürüklenmeye çalışıyoruz. Ama biz 100 yıllık bir cumhuriyetiz. Yüzyıllık demokrasi, kağıt üstünde bile olsak, yüzyıllık bir demokrasiyle yaşayan, yönetilen bir ülkeyiz. Fakat öyle an gelecek ki belki bu bu seçimde de kaybedilirse, belki demokrasinin desi kalmayacaktır bu ülkede? Seçim sadece bizim için değil. Ee, Türkiye'de yaşayan 81 milyon, 83 milyon insanımız ve yurt dışında yaşayan bütün e, Türk, e, Türkiye'de yaşayan, burada akrabası olan herkes için önemli. Hani derler ya köprüye varmadan son çıkış diye levhalar görürüz büyük metropol, metropol şehirlerde. Bu seçim bu ülkenin geleceği için, insanca yaşamamız için, can ve mal güvenliğimiz için, özellikle çoluk ve çocuğumuzun geleceği için bu son seçim olabilir. Biz şu anda yani bilenler ülkede cehennemi yaşıyoruz. Önce cehennemin kapısını kapatalım. Bu seçim öyle bir seçim. Ondan sonra hesaplaşırız. Ben senin e, rahatsız olabilirim. Ne bileyim siyaset yapma biçimini beğenmeyebilirim. Tarzını beğenmeyebilirim. Kadına, gence, çocuğa e, bakışını, çevreye bakışını eleştirebilirim ama bunların hiçbirinin bugün günü değil öyle bir seçim. Onun için hayati önemde bir seçim. Herkes sandığa gitmeli ve oyunu verip bu ucube sistemi mutlaka değiştirin. Bu parti şöyle, bu partiyi böyle değerlendirmenin zamanı da değil. Bu seçim mevcut olan bu ucube sistemden kurtulmanın zamanıdır. Bu ülkede ben Türk'üm diye yaşayan bir insan ne kadar özgür, ne kadar bu ülkenin üzerinde hak sahibi, ne kadar işte beklentileri varsa Kürt vatandaşlarımızın da o kadar var. Türkiye'de 20-25 milyon bir halkı temsil eden bir partiden söz ediyoruz. Bunların tamamını terörist gibi göstermek, hain gibi göstermek yani en basit tabiriyle ayıptır ayıptır. Dürüst bir yaklaşım değildir. evine ekmek götüremeyen, aş götüremeyen yığınlar şeysi var. Artık baskı politikası bir yandan e, konuşanı iki kelimeden e, ne yazık ki cezaevlerinde veya işte göz altında hakaretten bilmem bir sürü Gerekçesiz yani şeysiz e, aslı astarı olmayan suçlarla gözaltına alınmış, korku bir cumhuriyeti kurulmuş. Ama artık bu korku yıkıldı diye düşünüyoruz biz. Yani Urfa'da biz bunu görüyoruz. Geçen gün e, AKP'nin milletvekili tanıtım pr programına baktığımızda koca salonda 150 kişi hatta manşetler atıldı. Adalet Bakanı boş salona konuştu diye. Yani Urfa'da da böyle bir tepki almışlarsa bu bitmiş demektir. Yani Alevi yurttaşlarının aslında oyları e, bu dönem kesinlikle AKP'ye gitmeyeceği, yani Cumhur İttifakı'na verilmeyeceği kesin aldığımız izinlerine baktığımızda. Yani sol parti ile Millet İttifakı dediğimiz, yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi arasında bölüşülecek gibi bir hava var. Bu da e, mesela bundan önceki dönemlerde işte kısasta e, 2000 küsür seçmeni olan bir kısasta işte 1270 müdüne biz e, o günkü HDP blokundan girmiştik, o aldık. Diğerlerini de işte 400-300 diye diğerleri paylaşmıştı. E, bu dönem bu, bu ülkede artık tekleştirilmişlerin mecliste sesinin gürü çıkması gerektiğini, bu e, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da gelirse, Cumhurbaşkanı olsa, yine tek adam rejimi devam edecekse bizim için hiçbir şey değişmeyecek. Onun için biz güçlü olmalıyız ki bir şeyler değiştirebilelim mecliste. İşte işçilerin organize sanayide sendikalaştığında kapının önüne atılmaması için. Alevlerin cem evlerinin tanınma, ibadetten olarak tanınması için. Yaşamımıza, kültürümüze, kadınımıza müdahale edilmemesi için sol partiye oy verilmesi gerektiğini söylüyoruz ve bunu düşünüyoruz. 20. yüzyılda diyoruz ya bir e, bir asır geçirdik ama daha halen Urfa'da e, kıssas hasta özellikle alevi e, potansiyelinin olduğu yerlerde şebeke suyu yok, elektriklerimiz günde 7-8 saat kesiktir. İşte yani burada bir e, ikinci bir üye evlat muamelesi görmüştür. Ama bizim de sesimizi duyurabilecek, bizim de e, bu olayları meclise taşıyabilecek tabii ki mecliste hiçbir şey ço belki çok şey çözülmeyecek ama orada seslerimizin de gür çıkması gerekiyor. Bunun için Urfa'daki Alevlerin mutlaka bir temsilcisinin olması gerekiyor. En, en önemlisi hayat çok pahalı. Artık daha hayat yaşanmaz oldu gerçekten. Çocuklarımız için, kendimiz için, çocuklarımızın geleceği için gerçekten hayat çok yaşanılmaz oldu, çok pahalı. Köy yerinde bile 100 milyona peynirin kilosunu alıyoruz yani. Bir pazara çıkamıyoruz, bir kıyafet almaya çıkıyoruz 500 milyona bir pantolon ya aldıklarımız ne ki maaşımız ne ki insanların çalıştığı para ne ki. Ya hiçbir şey gelmiyor. Bir çarşıya çıkıyoruz hiçbir şey alamıyoruz. Bir markete gidiyoruz hiçbir şey alamıyoruz. Hayat çok pahalı. Bu seçim onun için bizim için çok önemli, herkes için çok önemli. İlk başta Hayat pahalılığı için çok önemli. Gerçekten artık yaşanılmaz oldu. Yani Türkiye yaşanılmaz bir yer haline geldi yani. Onun için çok önemli. Ee, usta yetici olarak bizler de çok mağduruz. Ee, onun için mesela çocuklar, anneler, kadınlar daha çok çocuklarını düşünüyor. Babaya göre mesela daha çok düşünüyor. Onun için bir kadının varlığı her zaman daha çok önemli. Çünkü dünya kadının üzerinden ürüyor. Kadının üzerinden çok alıyor. Onun için kadın her her şeyden daha önemli olması lazım. Daha ileri gitmesi lazım. Ee, daha haklarını savunabilmesi lazım. Daha korunması, kullanması lazım. Daha hak verilmesi lazım. Ya kadınların özgür Türkçe konuşabildiği, yani her şeylerini, şikayetlerini, haklarını, her şeylerini özgürce dile getirebildiği ve haklarının arkasında durulan, savunulabilen, haklarının verildiği bir meclis istiyorum en başta. Savunmak zorundayız. Ee, onun için Yeşil Sol Parti'ye milletvekili adaylığını. cumhurbaşkanlığına da Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Partisine baktığımda kadınlar çoğunlukta. Onların daha böyle saygılılar, bir bayana daha saygılılar. Yani onu görebiliyorum yani bir bayana, bir anneye daha saygılar onu görebiliyorum. Değişecek inşallah her şey değişecek yani.